Ankara Eylül'ün ilk haftası oldukça önemli bir konuğu ağırlıyor. Uzun bir dönemdir biliyorsunuz Mısır'la çok iyi ilişkiler söz konusu değildi. Ama sonrasında gelişen süreç normalleşme adımlarının atılmasına neden oldu. Bu adımlar kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelecek Eylül'ün ilk haftası. Kuşkusuz arada itilaflı ya da görüşülecek konuşulacak birçok mesele var. Doğu Akdeniz, kıta yetki deniz alanları gibi ama en önemli mesele, en önemli gündem maddesi şu anda mevcut durumda sıcağı sıcağına Orta Doğu'yu alev çemberine çevirmiş olan Gazze. Bunun dışında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi de toplanacak. Uzun bir sürenin ardından ki 12 yıl yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Beyaz sayfa 12 yılın ardından açıldı. Kritik normalleşme adımı 14 Şubat'ta atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'ye gidişiyle başlayan yeni dönemde sıra geldi iadeyi ziyarete. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetta Essisi Türkiye'ye geliyor. Bu ziyarette inanıyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır. Ziyaretin 4 Eylül çarşamba günü Ankara'da gerçekleşmesi bekleniyor. Davet Mısır'dayken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Sisi de aynı anda olumlu yanıt verdi. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Görüşmede ana gündem başlığı Gazze olacak. İsrail saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Netanyahu yönetiminin yargılanması konuları ele alınacak. Ticaret hacmi kısa süre içinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. İki ülke ilişkileri de bir diğer öncelikli başlık. Ekonomik ilişkilere ayrı bir parantez açılacak. Karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin artırılması planlanıyor. Bu kapsamda yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı yapılacak. 20'ye yakın anlaşmanın imzalanması hedefleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Somali'deki meseleleri değerlendirme fırsatı bulduk. Sadece Filistin yok iki liderin ajandasında. Libya, Sudan ve Somali'de yaşananlarla bölgesel meselelerinde ele alınması öngörülüyor.